Merhaba arkadaşlar, Ütopya Çiçek Evi kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle videoya bir beğeni bırakırsanız çok memnun olacağım. Bugünkü videomda patos sarmaşığı olarak bildiğimiz türün saksı ve toprak değişimini yapacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz kışın benim dükkan çok soğuk oluyor. Her videomda aşağı yukarı bahsediyorum. Bu tür salon bitkileri soğuktan kötü etkileniyor. Isıtıcı olarak UFO kullanıyorum ama tabii gece açık bırakamadığım için dükkan oldukça soğuk oluyor ve bazı bitkiler soğuktan etkileniyor. Şimdi soğuk olduğu için çok fazla sulama yapamıyorum. Susuz bıraktığım zaman yapraklarda kuruma oluyor. Suladığım zaman da çürüme oluyor. Orta dengeyi bir türlü tutturamıyorum arkadaşlar. Şimdi bu iki sarmaşığımız gelişmedi. Şu anda da bahar aylarındayız. Bunların topraklarını değiştirip yeni toprağını dikmek istiyorum ki güzel gelişim elde edelim. Hemen şöyle saksının kenarlarından sıkarak bir tanesini toprağından çıkartacağım. Evet, çok güzel de kök yapmış aslında. Şöyle görmeniz için biraz daha bu tarafa çekiyorum. Aslında bunu uzatıp dükkanda camın önünde bir tarafa yukarıdan aşağı sardırmak istiyorum. Çok sevdiğim bir tür çünkü bu yaprakları açık renk olan sarmaşık türü. Gerçekten çok seviyorum bu türü. Hemen şu çürümüş kurumuş yapraklarını da temizleyeceğim aralardan. Toprağı hiç de fena değilmiş. Torfu güzelmiş ama yine de yeni toprakla buluşturalım. Bakalım ne olacak. Kökler de gayet güzel. Hemen şöyle temizlediklerimi bir kenara alayım. Kuruyan yerleri de makasla kesip alacağım arkadaşlar. Bunda kök var ama yaprak kalmamış. Onu da bir kenara ayrıca dikeceğim. Bütün bitkilerin yaşama şansı var. Onlara bir şans daha verme taraftarıyım her zaman için. Çok güzel kök yapmış. Bakın toprak çok güzel çünkü. Yumuşacık. Ama dediğim gibi havanın soğuk olmasından dolayı güzel gelişim gösterememiş. Şimdi hemen şöyle Garden Gold kendi toprağımdan bunun içine bir miktar yarıya kadar şöyle dolduracağım ki kökler içeride kalabilecek şekilde. Üzerini de toprakla dolduracağım. Şimdi biraz biraz üzerine atayım. Yani bu türde çok fazla tecrübeli değilim. O yüzden kök budaması yapmaya korkuyorum. Acaba daha mı kötü olur diye. O yüzden köklerini budamadan bu şekilde dikeceğim arkadaşlar. Gelişimini de ileride sizlerle yine bir videoda paylaşırım. Hemen şöyle toprağımızda kökleri kapatacağım.
umarım yeni toprağında halinden memnun olur ve gelişimini devam ettirir. Çok istiyorum bunun uzayıp bir yerleri sarmasını. Şurada bir kökümüz açıkta kalmış. Onu da hemen toprakla kapatayım. Dolu dolu yapmak istiyorum. Zaten suladıkça toprak aşağı inecektir. Saksıyı büyütmedim arkadaşlar. Şimdi tekrar büyük saksıda kök yapıp içini doldurmak için güç harcamasın. Ben yapraklarının uzayıp dalların iyicene sarmasını istiyorum. O yüzden saksı boyutunu büyütmedim. Saksı boyutunu büyütünce bitki tekrar saksının içini doldurmak için, kökle doldurmak için çaba sarf edecektir. Evet, bunu diktik. Yine hemen şu askılı saksımıza oturtacağım. Askılarını takacağım ve diğer bitkimizi eski toprağından arındıracağım. Evet, bunun işlemi tamam arkadaşlar. Şimdi hemen gelelim diğer saksımıza. Onun da askısını çıkartalım. O kadar çok toprağa değişecek bitki var ki inanın yetişmek mümkün değil. Ama bir yerden başlamak lazım tabii ki. Hemen yine şu atık toprak kabımıza Epipremnum pinnatum white arkadaşlar ismi. Şöyle barkodunu da size göstereyim. Aslında gerçekten toprağı çok güzelmiş ama yine de değiştireceğim. Kökler en azından bir hava almış olur. Rahmetli annemin vardı sarmaşığı salonda, misafir odasında. Onun çok güzel bir misafir odası vardı. Orayı temizlerdi. Orada oturulmazdı arkadaşlar. Bir misafir geldiği zaman sadece o oda kullanılırdı. Oradaki sarmaşığı duvarları boydan boya sarmıştı. Çok seviyordu çiçekleri. Çiçek sevgisi daha çok ondan bana geçmiştir. Tabii zamanla annemi kaybettikten sonra o sarmaşık da bakımsız kaldı ve maalesef onu da kaybettik. O yüzden sarmaşıklara karşı daha özel bir sevgim var. Annelerimizin olmazsa olmazıydı bu sarmaşık türleri. Deve tabanı, kauçuk çiçeği, begonyalar, yağlı begonya, çilli begonya. O zaman böyle özel topraklar da yoktu. Bahçe toprağında çok gayet güzel gelişiyorlardı. Bol bol salkım salkım. İyi ablacığım, sen nasılsın? Hayırlı işler sana da. Bunda da hiç yaprak kalmamış ama buna da bir şans vermeyi düşünüyorum. Şimdi hemen bu atık toprağımız da bir kenarda kalsın. Yine aynı saksısına dikiyorum. Hatta şöyle saksıyı yarıya kadar toprakla dolduracağım. Köklerin içinde kalması için. Çok uzun olan köklerden birazcık buluyorum. Bakalım ne olacak. Her şeyi deneye yanına öğreneceğiz arkadaşlar. Bir kere öldüreceğiz, iki kere öldüreceğiz. Sonra nerede yanlış yapıyoruz onu bulacağız. Bitkilerin bakımını bu şekilde öğrenmiş olacağız. Araştıracağız. Ben bitkilerin biliyorsunuz satışa koyarken bütün bitkileri isimleriyle paylaşıyorum arkadaşlar. Lütfen Google'dan bitkinin ismini girip bakımı hakkında araştırma yapın. Neyi sever, neyi sevmez, sulaması nasıl olur? Toprağı nasıl olmalı, güneşi mi sever, gölgeyi mi sever, çok mu su sever yoksa az suyla mı yetinir? Şunları dikmeyeceğim içine.
Çünkü hiç yaprağı kalmamış. Onları ayrı ufak bir saksıya alacağım. Şimdi bunun da hemen toprağını dolduralım. Bu dikim setleri çok kullanışlı arkadaşlar. Gerçekten edinmenizi isterim. Hatta belki bayramdan sonra satış için ben de getirebilirim. Kendime almıştım birkaç tane. İsteyen arkadaşlarıma da göndermiştim. Çok rahat, çok pratik. Evet, bunu da diktik. İyice toprakla dolduruyorum ki toprak suladıkça aşağıya inecek, toprağa eksilecek. Evet, bakalım gelişimleri nasıl olacak. Bugünkü videomda bu kadar arkadaşlar. Hepinize sevgiler gönderiyorum. Kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, görüşmek üzere.